Parayı nereye koydum acaba? Keko, hayırdır? Kendi kendine ne söyleniyorsun? Ters giden bir şey mi var? Abla, kumbaramı nereye koyduğumu, aslında nereye sakladığımı unuttum. Bir türlü hatırlayamıyorum. İyi de kumbara dediğin devamlı göz önünde bulunur. Neden sakladın ki? Bu kumbarayı bize sınıf öğretmenimiz vermişti. Bu kumbaraları sonra toplayacağını ve fakir öğrencilerin ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Ben de harçlığından artan paraları kumbarama koyuyordum ve kumbaram doldu. Ben de kaybolmasın diye sakladım ama yarına kadar bulmam gerekiyor. Öğretmenimiz yarın getirmemizi söyledi. Keko gel beraber bakalım öyleyse, buluruz inşallah. Hadi ne duruyoruz, çabuk olalım öyleyse. Bu çocuklar ne arıyorlar acaba? Abla kaç saattir arıyoruz bulamadık işte. Keko en son nereye koymuştun hatırlamıyor musun? Bilmiyorum ki. Kitaplıkta yok, çekmecede yok, dolabımda da yok yok. En son masanın üzerindeydi. Daha sonra sakladım ama hatırlamıyorum. Tamam Keko, canını sıkma. Babam birazdan gelir. Ne yapacağımızı ona sorarız. Bize çözüm bulabilir. Babam geldi. Hayırdır Keko? Selamsız açtın kapıyı. Ne acelen var? Seni biraz telaşlı gördüm. Özür dilerim baba. Selamun aleyküm. Aslında moralim bozuk ama senin gelmeni bekliyordum. Tamam oğlum. İçeriye geçeyim de bir oturalım. Neymiş moralini bozan şey, konuşalım. Hem akşam namazı vakti geldi, bir namaz kılalım da sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam baba, hemen abdest alalım o zaman. Şimdi söyle bakalım Kekocuğum, canın neye sıkkın bakalım? Babacığım, sınıf öğretmenimiz her birimize birer kumbara verdi. Bu kumbaralarımıza dönemin başından beri harçlıklarımızdan artan ufak paraları bu kumbaraya koymamızı istedi. Ben de harçlığımdan artan paraları koydum ve dolduğunda sakladım. Öğretmenimizin isteyeceği güne kadar. Ama kumbarayı sakladığım yeri unuttum. Peki paraları yanlışlıkla harcamış olabilir misin? Tabii ki olamaz baba. Aferin oğlum. Şu sofrayı kaldıralım da biraz düşünelim. Elbet gelir aklımıza bir şeyler. Kekocuğum, bence namaz kıl ve Allah'a dua et. Allah her şeyi görür. O sana yardım eder. Evet, aslında olabilir. Peki kaç rekat kılayım? Bulabilmem için çok mu kılmam lazım acaba? Sen kılabildiğin kadar kıl oğlum. Tamam babacığım, hemen namaza başlayayım öyleyse. Aferin oğlum. Kumbarayı buldum çocuklar.
çok şükür, çok şükür buldum işte. Maşallah, çok çabuk bulmuşsun ama. Namaz kılmadan mı aklına geldi? Yok, kıldım babacığım. İkinci rekatın sonunda aklıma geldi. Yatağımın altındaki bazaya koymuştum. Hemen namazı bitirip kumbaramı koyduğum yerden aldım. Gerçekten Allah yardım etti babacığım. Kekocuğum, gördün mü bak? Şeytan namaz kılmayasın diye seni nasıl da alıkoymuş. Şeytan çok namaz kılmaman için aklına getirmiş. Tabii sen de bulunca namazı bıraktın, öyle değil mi? Evet babacığım. Bence odana gidip şükür namazı kılmalısın kekocuğum. Çünkü bu yardımın bir de teşekkürü olmalı, değil mi? Haklısın babacığım. Bir de sakın unutma. Ne zaman ki böyle istekli bir şekilde ibadet yapmak isteyecek olsan, şeytan seni bundan vazgeçirmek için her şeyi yapar. Kumbarayı hatırlattığı gibi oyunu, yemeği, ödevlerini hatırlatır sana. Ancak bize verdiği her şey için Rabbimize her daim teşekkür etmeli ve ibadet etmeliyiz. Ve şeytanın bizi bundan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Şimdi senin yapacağın gibi. Evet, haklısın babacığım. Öyleyse yarın bıraktığım işi tamamlayayım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Kumbarayı bulmama sen yardım ettin. İnşallah bu para sınıftaki arkadaşlarımın ihtiyacını görür. Babacığım, anneciğim, namaz kıldım ve dua ettim. Aferin Keko, işte şimdi oldu. Şimdi getir bakalım şu kumbaranı. Hayırdır baba, ne yapacaksın? Sadaka vermeye mi niyetlendin yoksa? Tabii ki, bu sevaptan mahrum kalır mıyım Kekocuğum? Anne, baba, hadi sabah namazı. Hadi ama vakit çıkacak. Abla, hadi kalksana. Artık güneş doğarsa namazı kaçırırsın. Hadi abla. Sakin ol Keko, hayırdır? Sen erken kalkabiliyor muydun? Hani çok şaşırdım. Abla, sevinçten uyuyamadım ki. Okul vakti gelse de okula gitsem. Bugün büyük gün. Kardeşin sadaka kumbarasını öğretmenine verecek. Ayrıca bu sadakada tüm ailemizin katkısı var. O yüzden çok mutluyum. Keko, hadi oğlum, camiye geç kalacağız. Ne? Camii mi? Neden evde kılmıyoruz baba? Çünkü camide kılınan namaz evde kılınan namazdan daha faziletlidir. Tamam baba, hemen geliyorum. Allah'a emanet olun. Ben gidiyorum. Selamun aleyküm. Ben geldim. Aleyküm selam. Hoş geldin Kekocuğum. Nasıl geçti günün? Çok güzeldi anneciğim. Anlat bakalım, neler yaptınız? Anneciğim, okula gittim. Ders başlamadan hoca kumbaralarımızı topladı ve bütün parayı büyük kutuya koydu. Bu parayla tespit ettiği birçok öğrenciye yardım edeceğinin sözünü verdi. Bazı aileleri de birlikte ziyaret edeceğimizi söyledi. Çok güzel. İnşallah durumu olmayan öğrenciler için güzel bir yardım olur. Anne, unutmadan oğlum bugün bir sadaka daha yaptı. Nasıl bir sadakaymış o?
Yolun ortasında kocaman bir taş buldum. Onu yoldan alıp kimsenin zarar görmeyeceği bir yere koydum. Aferin Keko. Peki Allah rızası için mi yaptın bunu? Yani evet, aslında bilmiyorum. O anda sadece insanlara zarar vermemesini istediğim için kaldırdım. Yine de sadaka sayılmaz mı anne? Tabii ki güzel bir iyilik yapmışsın. Allah kabul etsin. Fakat öyle bir iyilik yaparken "Allah'ım senin rızan için yapıyorum" dediğinde o daha güzel bir sadaka olur. Öyleyse "Allah'ım senin rızan için yoldan taşı kaldırdım. Sen sadakamı kabul et. Amin."